Şimdi bu coğrafyada ne oluyor? Gelelim. Hep soru şu. Burada yaşanan olaylar, yani PKK'nın zulmüne karşı baş kaldırı, çünkü sonuçta YPG, PKK aynı. Da Türkiye'nin payı var mı sorusu hep akla geliyor. Türkiye'nin payı şöyle var. Türkiye PYD ve YPG'yi bu bölgede o kadar yıprattı ki. Hangi anlamda yıprattı? Sınıra yakın kısımdan mı bahsediyoruz? Hayır, derinlikten bahsediyorum. Bu işi yöneten beyin takımını etkisiz hale getirdi. Çok uzun zamandan beri Milli İstihbarat Teşkilatı neye oynuyor? Beyin yönetici takımına kalmış. Oynuyor. Bölgede bu bağları sürdüren örgütü bir arada tutmaya çalışan ve örgütün hafızasını taşıyan bütün gruplar ikisi hale getirilir. Yani istihbarat ne işe yarar, insan sav aracı ne işe yararın tatbiki gibiydi. Amacı da sen söylemiş oldun. Yani amacı konuşurken şunu çok anlamadılar. Yani ne bunu yapıyorlar? Beyin ölümü gerçekleşmeye başladı şeyde, Suriye'de. PKK'nın asıl şu anda gerçekleşen açısı istihbarat anlamında baktığında beyin ölümü gerçekleştirdi. Beyin takımını etkisiz hale getirince bölgedeki etkinliğini azaltmaya başladı. Şimdi şöyle bir şey söylüyor. Neredeyse arabayla şeyden dışarı çıkamıyorlar, şehirden dışarı çıkamıyorlar. Siz şehirden çıkamadığınızda örgütün kontrol noktalarında ve yaptıklarıyla ilgili irtibatı kesmeye başlıyorsunuz. Yani askeri anlamda baktığınızda komuta kademesi ve muhabere vasıtalarını kesiyorsunuz. Telefon kullanamıyorlar. Telefon kullandığında istihbarat anında yerini bulup vuruyor. Çıkamıyorsunuz, istihbarat çıkıyor anında vuruyor. Yüz yüze görüşelim de yok, telefon da yok. Yüz yüze görüşme de yapamıyorsunuz. Ne kaldı geriye? Hiçbir şey kalmıyor. İrtibatını koparttı. Beyinle şeyin arasındaki bölgesel anlamda kalmadı. Başka? Şeyini çizdi, karizmasını çizdi. Onlara kimse dokunamaz. Amerika onların arkasındadır. Ona kimseye dokundurmaz. Onların dokunmazlığı vardır felsefesini Milli İstihbarat Teşkilatı yerle bir etti. Dokunurum, kimse de bir şey diyemez dedi. Dokunmaya da devam ediyor. Aşiretlerin, buradaki ayaklanan aşiretler, üstad söyledi ama bir şeylik var. SDK dediğimiz, yani Amerikalıların bize SDK diye pazarladıklarının içerisinde %50'si Arap aşiretlerinden oluşuyor. Parayla askerlik yaptırdıkları, SDK'nin içinde bulundukları %50'lik bir mevcut var. Buradaki demin tutuklanan dediği şey de SDK'nin Arap aşiretinin komutanı. Ama şöyle bir şey var. Bölgede PKK o kadar zulüm yapıyor ki, herkes o kadar zulüm yapıyor ki, çocuklarını kaçırıyor, işte haraca bağlıyor, hukuk tanımıyor. Hadi ne tanıyacak ki, terör örgütü zaten. Kaçakçılık, gümrük, her şeyi ama onlar kontrolüne geçiriyor. Bölgedeki insanların yaşama şansları kalmadı. Türkiye bölgedeki PKK'nın varlığını azalttığında onlar da kafayı kaldırabilecek bir alan buldular. Çünkü onlara şu tehdit yapıyordu. Bize dokunursanız Amerikalılar sizi dümdüz ederler. Örneğin de hangi şehirden veriyorlardı biliyor musun? Tahmin et. Rakka'dan veriyorlar. Ama Rakka'da da sanırım yavaş yavaş ayaklanmalar oldu Rakka, diyor. İşte Rakka'yı dümdüz etti biliyorsun Amerika. Evet evet. Yok, bugün itibariyle yanlış mı hatırlıyorum yoksa orada da benzer bir hareketlilik var mı? Yukarıda var, şuralarda var. Tamam. Şimdi şu alanın büyük bir çoğunluğu, yani biraz böyle gözüküyor. Zaten yaşam Suriye'de Fırat, Dicle aynı nasılsa şeyde. Aha. Suyun kenarında, Fırat'ın kenarında yaşam var. Yaşam yerleri zaten gördüysen, bu köyler niye böyle ip gibi dizilmiş diye soranlar olabilir. Çünkü su burada. Diğer yerlerin büyük bir çoğunluğu ya çöl ya da gerçekten çöl. Yani ya hiçbir şey ekip biçemeyeceğiniz araziler ya da tamamen çöl. Böyle bir alanda isyanın başladığı yerde tabii ki yerleşim yerlerinde olacak. Buralardan başlıyor. Burası geçmişte de Suriye rejimine en fazla isyan eden yerlerden bir tanesi. Güçlü aşiretler. Yani kontrolü zor olan aşiretler. O yüzden de geçmişte de kim isyan etmişse şimdi onlar isyan etmeye başlıyorlar. Yani şimdi... Ama bu burada bitmedi. Münbiş'te de başladı bu. Çünkü Münbiş'te de çok... Biz diyorduk ya, ısrar anlatmaya çalıştığım şey şuydu.
PKK bölgede nüfus alanı yaratabilmek için, nüfusu yetmediği için, nüfus yani sayısı yetmediği için ya değiştirecek ya da bölgeden insanları etnik ve mezhepli olarak süpürecek. Siz bu kadar küçük bir mevcutla %19 dediği şu bölgede %19. Suriye'nin geneline baktığınızda o kadar büyük bir nüfus yok. Çok düşük bir nüfus var. Yani Irak'ta Kürt sayısı daha fazladır. Suriye'deki Kürt sayısı daha azdır. Bu bölgeyi tamamen kontrol etmeniz mümkün değil. O zaman ne yapacaksınız? Demografik yapıyı değiştireceksiniz. Bölgeden insanları süpüreceksiniz. Siz çoğalamıyorsanız diğerlerini azaltacaksınız. Efendim? Siz çoğalamıyorsanız ki çoğalamıyorsunuz diğerlerini azaltacaksınız. Oransal olarak yukarı çıkacaksınız. Sizin nüfusunuz daha fazla olacak. Çok doğru söyledin. Ama buralar işte Minbiç, Rakka, Deir ez-Zor, Haseke'nin bir kısmı. Bunlar tamamen Arap nüfusun çok olduğu yerler. Ve isyanlar da ve çoğunlukla da başkaldırda PKK'ya isyan etmiyorlar. Buradaki düzene isyan ediyorlar. Buranın sorumlusu kim? Amerika. Amerika Başdevleti. Peki Amerika niye geçmişte olduğu kadar PYD veya YPG'yi desteklemiyor? Masraf mı var? Masraf değil. Çünkü eğer Arap aşiretlerin desteğini tamamen kaybederse YPG'nin bir dakika ayakta durması şansı yok. Çünkü o kadar nüfus yok. Masum Bey'in dediği gibi orada onlar da silahlı. Paradigma, paradigmayı ama değiştiren kim? Türkiye'nin YPG ve PKK'yı beyin takımını tamam etkisiz hale getirmesinden başlıyor. Yani hep orası atlanır. Yani istihbaratın bir amacı vardır. İstihbarat yalnızca birisinin yani ölüm emrini verip de onu öldürmek için uğraşmaz. Bir mantık şeyi vardır. O mantık burada uygulandı. O mantık uygulandıktan sonra şu anda gelinen noktada bu. Peki sen suyu boyunda böyle yerleşim var dedin abi. Bir yandan da batıdan aynı zamanda doğuya, Türkiye'ye yakın sınır hattında yerleşim çoktur. Evet. Ve işte hepimizin bildiği aslında Suriye'nin nüfusunun çoğunluk olduğu yerde bu alandır. Peki demek istediğim şu. Buradan bu Ebu Hammam, Direnç, Mamel gibi yukarıya Rakka, oradan Minbiç, oradan geri kalanı şeklinde bu hareketlilik yayılır mı? Öyle bir imkan var mı, yoksa onların yerleşim yeri orası? Ya şunu olacaksa başka bir şey. Şunu beklemeyin. Yani bir anda her şey yarın sabahleyin değişecektir. Yok canım, öyle değil. Hikayesi değil. Ama kırılmalar başladı. Bu kırılmaları biz şeyde de görüyoruz. Irak topraklarında da görüyoruz. Sözde PKK'nın liderlerinden bir tanesi şey diye açıklama yaptı. Geçmişte dedi, biz çatışmaya girdiğimizde Türk askerleriyle, biz geri çekildiğimizde bizim alana kimse gelip yerleşmez dedi. Şimdi biz çekildiğimizde anında peşmerge gelip bizim olduğumuz, boşalttığımız yere yerleşiyor. Oraya anında koruma altına alıyorlar. Bu hem Irak içinde şu anda böyle ilerliyor, bu aynı zamanda Suriye içinde de böyle ilerliyor. Orada da nüfus kendi olması gereken yere dönüyor. Nüfus kendi olması gereken yere şu anda hareket etmiş durumdalar. Ve sahip çıkıyor. Sahip çıkıyor. Bu şu anlama gelmez. Buradaki gruplar yarın sabahleyin Türkiye ile ortak hareket eder, Türkiye'nin lehine yapar. Böyle bir şey yok. Yok, kendilerini savunsalar orada zaten işi kendi içinde bitirmiş olsalar Türkiye'nin istediği zaten olacak. İşte göreceğiz, hep beraber yaşayacağız. Ama bu yaşanan sürecin PKK-YPG açısından baktığınızda iki tarafta bütün karizmasının çizildiğini söyleyebilir. Peki anlattıklarınızdan çünkü korkudan besleniyorlardı. O korku kırılmış durumda.